Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle bir ütü tabanlı aldım arkadaşlar. Benim ütüm çok güzel bir ütü. Fakir ütüsü ama tabanı bu şekilde ütü yaptığım zaman bakın şöyle göstereyim. Sürekli yapışmalar oluyor. Ütümden de memnunum ama çalışmasında. Onun için şöyle internetten ütü tabanlı aldım. Silikon arkadaşlar bakın. Isıya dayanıklı bu şekilde. Şöyle 3 tane teli var. Şöyle göstereyim. Hemen şöyle ütü tabanlımızı kurayım sizlere. Kurmadan önce de öncelikle bir ütülerken şurada şifon şalım var arkadaşlar. Bir ütüleyim. Ütü tabanlıyla ütü tabansız arasındaki farkları da hem size göstermiş olurum. Bakın ütüyü şimdi açtım be. Bakın bu şekilde çalışıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın şu anda yapışıyor. Çok yapıştırmıyorum ama. Bakın hemen şifonu deldi. Çok az bir şey bastırmama rağmen ütüyü. Şimdi ütünün fişini çekeyim. Tabanlığımı takayım arkadaşlar. Bir de o şekilde sizlere göstereyim. Şimdi tabanlığımızın 3 tane bu şekilde yayı çıkıyor arkadaşlar. Ütüye göre ayarladım. Bakın. Önce burayı temizledim. Şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde tabanlığımıza koyuyoruz. Bakın önce şuradan geçiriyorum. Ütüm dediğim gibi çok güzel bir ütü ama pantolon gömlekleri yaparken niyeyse böyle yapıştırıyor. Onun için çok uygun da bir fiyat aldım arkadaşlar. 35-40 lira gibi bir şey. Beni de ütü masrafından da kurtardı hem. Şu şekilde bakın yayları kolay bir şekilde. Çok sıcak ya tutamıyorum orayı. Dur. Ütünüze göre bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bakın. Şurada da bir yeri var. Şöyle. Şimdi biraz kaydıralım. Bu şekilde. Şimdi fişe takacağım arkadaşlar. Bir de o şekilde ütüleyeceğim. Bakın ütüm ısındı. Hem de şuradan ütümün son ayarını aldım. Isı ayarını. Erime falan olmuyor. Bakın şifon şala. Bakın istediğim kadar buhar verebiliyorum. Hiçbir şekilde yapışma olmuyor. Gömleklerinizi, siyah kumaş pantolonlarınızı parlatmadan rahat rahat bu şekilde ütüleyebilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Bakın, yani istediğim kadar buhar verebiliyorum şu anda ütüye. Şimdi göstereceğim sizlere. Erimiyor da zaten. Bakın, şifonum çok da güzel ütülendi bu şekilde. İnternette var arkadaşlar, sipariş verebilirsiniz. Her ütüye de uyumlu taban, yani standart ölçü. Her ütüye de uygun olabiliyor. Burada da yaylarından ütünüze bu şekilde oturtabilirsiniz. Almak isterseniz arkadaşlar yorum kısmından da yardımcı olabilirim hangi siteden aldığımı sizlere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arada da iğne yası yapan arkadaşlarım ben çünkü başıma geldi bunu yaktım yaparken hep emeğim ziyan oldu. O yüzden sizler için de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim herkese.